Feris Hanım, biz karakoldayız şu an Barış'ta. Ne? Niye? Ömer'le birbirlerine girdiler yine. Ya telefondan anlatmayayım şimdi. Biz karakoldayız. Ben size konum atarım. İfade falan alacaklarmış. Hatice'yi aradınız mı? Hatice yok. Kim o bilmiyorum ben. Ya bizim ajansın avukatlarından ceza davalarına bakıyor. Neyse tamam tamam kapat, ben arıyorum. Gülün tamam, ağlama artık. Bak hadi geçti. Ya Serkan Bey şimdi gidip seni böyle görse ne olacak? Ben Kıraç Bey'in iyiliği için yapmıştım. İşe yarayacağını düşünmüştüm. Ya biliyorum, sen zaten kötü niyetli bir şey yapmazsın ki. Keşke karışmasaydın ya. Keşke o dosyayı hiç almasaydım. Tamam hadi tamam tamam. Hadi artık düşünmek yok bunlara, tamam ki. Olmuyor, tamam. Tamam toparlanıyoruz. Ne be? Ne şimdi? Arkadaşlar benim çıkmam lazım hemen. Barış karakoldaymış. Ya Ömer'le yine bir şeyler olmuş. Of. E sen konuştun demedin mi? Ya konuşmaz mıyım? Konuştum tabii. Bin kere konuştum ama bu çocuk dinlemiyor. Dicle yanında mıymış? Bilmiyorum. Ha. Ece'den. Hmm. Daha basına verilmedi ama ortak havuzdan yollamış. Her an sosyal medyaya düşebilir diyor. Ben indirdim, gelin buradan bakın. Arkadaşlar lütfen büyütmeyelim. Ortada bir ilişki yok, sadece birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Kimin Barış Havas'la kim birlikte olduğunu biliyoruz biz. Kim, ne diyor bu ya? Her duyduğunuza inanmayın o zaman. Yani siz de biliyorsunuz. Çok fazla yalan haber çıkabiliyor. Allah Allah. Peki sette yaşanan kavganın Dicran'la bir ilgisi var mıydı Ömer Bey? Üstelik basına sızan fotoğraflar gayet samimiydi. Öpüşme fotoğrafları. Bunlar olmuş bir şeyler. Yani beni ilgilendirmez. Hepimiz yetişkin insanlarız. Artık bunlar bizi ilgilendirmiyor. Lan öldüreceğim ben bu herifi ya. Kıraç lütfen bir de bu gece seninle uğraşmayalım. Feris ne oluyor hayatım? İşte gergin diyorum ya, ondan oluyor. Sinirlerim bozuk. Ben biraz yüzümü yıkasam iyi olacak. Tamam bebeğim, tamam, gel yavrum Çınar. Ben ilgilenirim, tamam. Tamam yavrum. Tamam ben de. Gel canım. Oh. Gel. Feris, bak içeride bir şey söylemedim, sen hemen eve gidiyorsun. Ah, olmaz öyle şey. Hayır Ferisciğim, olur öyle şey. Biz Barış'ın yanına gideceğiz, karakola gideceğiz, onun yanında olacağız. Eğer bir gelişme olursa ben seni haberdar edeceğim. Tamam, sen doğru eve. İyi tamam, dinleneceğim. Aynen, sen dinleniyorsun, hadi. Tamam. İyisin değil mi? Aha. Çınar Bey. Çınar Bey, Ece size de şey... Gönderdi birisi, gönderdi, hepsini gönderdi. Çocuklar, ben kabanımı alıp yetişiyorum. Tamam. Hadi. Tamam. Emrah, haberleşiyor. Tamam. Hadi. Açmıyor ya. Ne Aydın açıyor, ne Barış açıyor. Hiç kimseye ulaşılamıyor. Var ya delireceğim. Kesin başına bir şey geldi. Of. Geleceğim demedim sana. Dedi de yani kaç saat oldu bunu diyeli. Şimdi demedi ki. Hey. Ne oldu? Dicle bunu görmen lazım. Ne oldu? Bana bak. Barış, kendini tutacaksın. Ömer'e tek kelime bile etmeyeceksin. Duydun mu beni? Ya bu herif böyle konuşacak, ben de susacağım yani, öyle mi? Tamam oldu, susayım ben. Barış biz neredeyiz ya? Ha? Allah aşkına biz ne yapıyoruz ya şu an? Adam içeride ifade veriyor, senden şikayetçi oluyor. Zaten bu ilk de değil. Bak bu işin sonu kötü. Ben sana söylüyorum kardeşim, tamam? İşte biz arkadaşlarımızla eğleniyorduk. Sonra bu adam geldi. Arkamdan bana yumruk attı. Yani ben zaten daha önce de şikayetçi oldum Barış Havas'tan. Sette üstüne yürümüş, darp etmiş Ömer Bey'i. Şahitlerimiz de var. Darptan daha fazlası var burada. Beni terastan aşağı sarkıt dediniz biraz önce. Doğru, doğru. Yani bu adam resmen beni öldürmeye çalıştı. Herkes şahit buna. Bu resmen adam öldürmeye teşebbüs. Değil mi? Ah.
Tamam hadi demedim mi ben sana? Dedim. Ömer'le irtibaza geçme dedim. Biliyorum. Ne desem haklısın. Yardım istersen bir sakin olalım. Önce neler olup bittiğini bir anlayalım. Dur bir bakalım ha. Firsan yok mu? Yok. O çok gergindi, gelmedi. Eve gitti o. Ben ona sonra anlatacağım. Zaten sen de konuşursun Dicle'ye de. Önce bir ne oldu, ne bitti bir onu anlayalım, öğrenelim. Hadi. Tamam. Hadi. Abi sen ajanstakilerin niye haber verdin ya? Oğlum saçma sapan konuşma. Haber vereceğim tabii ya. Yalnız mı kalacaksın? Ne haber abi? İyi. Feris Hanım nerede? Yok. Feris biraz rahatsız. Ben sonra onu anlatacağım. Ne oldu peki tam olarak? Ya Çınar bak şimdi ben bu herifle tamam mı? Abicim ben anlatayım. Sen bir sakin ol. Tamam. Abi anlatayım ben sana. Tabii. Gel. Anladım. Abi ben bara gittim. Ben videoları yeni gördüm. Ben senin için gittim Ömer'le buluşmaya. Başka hiçbir şey yok. Gerçekten söylediği her şey yalan. Biliyorum. İşte ben böyle bir şeye inanamıyorum. Ya ben sadece şikayetini geri alsın diye konuştum onunla. Ya işin buralara geleceğini tahmin edemedim. Tamam sevgilim senin bir suçun yok zaten. Bu tamamen Ömer'le benim aramda olan bir şey tamam mı? İyi de Ömer'e bir şey olmuyor ki. Onun için daha iyi oluyor hatta. Konuşuluyor, mağdur oynuyor. Ulan sana oluyor görmüyor musun? Ömer Bey'in avukatıyla da konuştuk. Eğer dava hakkını kullanmazlarsa... Kullanacaklar. Hem öldürmeye teşebbüs hem de hakaret davası açılacak. Daha önce de açılmış bir dava var. Tutanakları da mevcut. Doğrudur. Açsın bir dava açsın bakalım. Ben çok merak ediyorum ne olacak bu çocuk dava açınca. İfademizi imzalayalım Barış. Şu anda burada kalmamızı gerektiren başka bir şey yok. Tamam imzalayalım. Ben de ona dava açacağım. Bakalım o zaman ne olacak. Nereye imza atacağım? Bir oku önce. Kalem alabilir miyim? Ömer Bey'in. Ya bey demeyin şuna. Niye bey diyorsunuz? Barış'ım bir dinleyelim önce. Yani şikayetçi olduğu için ifade tutanakları savcıya sevk edilecek. Ha, tutanaklar savcıya ulaştıktan sonra zaten bildireceğim size. Zaten dava tarihi de tarafımıza tebliğ edilecek. Ya sonrasında da bir mahkeme süreci başlayacak. Yani biz bu davadan kaçamıyoruz öyle maalesef. Mi? Maalesef. Yani mahkeme başladıktan sonra davanın içeriğine göre hakim Barış Bey'in tutuklu ya da tutuksuz yargılanmasına karar verecek. Ama buradan tutuklu yargılanma çıkacağını sanmıyorum. Ha tabii Barış Bey'in şu andan itibaren Ömer Bey'le hiç temas kurmaması lazım. Yani saldırgan davranışlar, olayın üstüne gitmeler, açıklamalar kesinlikle olmaz. Yani olmamalı Barış Bey. Ben konuşacağım mı Barış'la? Hayır bir tane. Hayır böyle bir şey yapmayacaksın. Doğru değil çünkü. Bak Kıraç'cığım senin konuşmak istediğin... Ego'nun oyuncusu Barış Havas değil. Sen Dicle'nin sevgilisi Barış Havas'la konuşmak istiyorsun. Bana sorarsan bu işi Çınar'a bırakacaksın. Çınar nasıl olsa halleder. Ha halledemedi. Bizim yardımımızı mı istedi? O zaman memnuniyetle el birliğiyle yardıma koşarız. Ama şu anda ben doğru bulmuyorum karışımı. Gir gir. Bir son dakika hatırlatması yapmak istiyorum. Tazminat için hemen bir çözüm bulmanız gerek. Bir günümüz var. Cuma günü ödenmemiş olursa üstüne bir de faiz işlemeye başlayacak. Duydun değil mi avukatın dediklerini? Barış duydun değil mi? Duydum. İşte duydum. Bak bu olayın üstüne gitmeyeceksin. Kesinlikle konuşmayacaksın. Anlıyorum benim için yaptın bunu ama yapma artık böyle şeyler lütfen. Biraz kendini düşün. Bizi düşün. Ben senin yanındayım. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Söz mü? Söz. Magazin geliyormuş. Haber geldi şimdi. Magazin geliyormuş. Bizim acilen gitmemiz lazım Barış. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi abi. Hadi, hadi gidiyoruz. Avukat hanım siz bize gidin. Tamam. 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 Gidelim hemen. Ben sana yardım etmek için gittim Ömer'in yanına. Daha önce de söyledim sana. Şikayetini geri alması için bir konuşmak istedim. Belki geri alır diye. Bilmiyorum. Böyle olacağını hiç düşünmedim. Aklımın ucundan bile geçmedi gerçekten. Kesin o çağırdı magazincileri kapıya. Bilmiyorum. Bana dedi ki sen arka kapıdan çık. Kendisi ön kapıdan çıktı. Hiçbir şekilde şüphelenmedim. Söylediğine tamamen inandım. Benim iyiliğimi düşündüğü için böyle söylediğini düşündüm. Böyle olacağını bilseydim ben gidip onunla konuşmazdım. Kesinlikle buluşmazdım gerçekten. Böyle devam etmeyecek değil mi? Böyle bizi insanların üzmesine, mutsuz etmesine izin vermeyeceğiz değil mi Barış?
böyle bizi aşağı çekmelerine izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz sevgilim. Vermeyeceğiz. Beren video paylaşmış, gördünüz mü? Hayır, ne paylaşmış bakayım. Barış asla böyle birisi değil. Biz birlikteyken bir kere bile bana kötü davranmadı. Beni incitecek hiçbir şey yapmadı. Ya ben şu an bu akşam yaşananların gerçek olduğuna inanamıyorum. Yani o kadar üzgünüm ki şu anda. Çünkü Barış yapmaz, Barış böyle bir şey yapmaz. Ben tanıyorum Barış'ı. Ya mutlaka onu buraya iten başka bir şey olmalı. Ben ne olursa olsun Barış'ın yanındayım. Ya sen şimdi niye konuşuyorsun ki? Ne gerek var ki böyle bir şeye ya? Tamam boş ver. Kötü bir şey söylememiş zaten. Yani destek çıkmış ya sana. Öyle düşün. Aman ne kadar lazımdı o destek şimdi. Ay kusura bakmayın ama ben hiç Beren güzelleyemeyeceğim şu an. Bu fotoğraf meselesinin altından da o çıkarsa hiç şaşırmam. Aha Meral demişti dersiniz. Of bilmiyorum. Barış Bey iyi akşamlar. Başınızdan kötü bir olay geçti. Bu olayla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? Arkadaşlar, Barış Bey bu son kavga mahkemeye taşınacak mı acaba? Barış tekilim etmez. Barış Bey olay nasıl yaşandı acaba? Barış Bey. Barış Bey bir açıklama yapabilir misiniz lütfen? Barış Bey. Oğlum neredesiniz siz? Bekle bekle aklım çıktı benim. Neredesiniz? Anneciğim tamam bir sakin ol bir şey yok. Sakin olamam. Sen barlardan aşağı adam sallandırıyorsun. Sakin olamam. Bir kız yüzünden düştüğümüz duruma bak. Beren Hanım değil mi? Beren Hanım iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar arkadaşlar. Barda yaşanan olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıklamanızda Barış Bey'in yanında olduğunu söylediniz. Barış Bey'in bu yaptıklarını onaylıyor musunuz? Yani ne düşünüyorsunuz bu son olanlar hakkında? Arkadaşlar ben bugün Barış'a destek olmak için geldim sadece. Başka bir şey de söylemek istemiyorum. İyi akşamlar size. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Anneciğim bak bilmediğin konularda yorum yapma tamam mı? Sen Dicle'yi tanımıyorsun. Ve benim için neler yaptığını bilmiyorsun. Anlat söyle de bilelim o zaman. Anladım. Benim gördüğüm bir başka bir adamla buluşmuş. Sonra da bir güzel yakalanmış düşmüş herkesin diline. Olan biten bu. Anneciğim adamla benim için konuşmaya gitmiş. Tamam mı? Benim için konuşmuş yani. Bak bilmiyorsun konuşuyorsun işte yorum yapıyorsun yanılıyorsun. Allah Allah. İyi akşamlar. Barış. Çok merak ettim seni. İyi misin? İyiyim ben Beren. İyisin değil mi? İyiyim Beren, iyiyim. Niye geldin sen? Aa, yok hiç öyle demek istemedi. Hayır öyle bir şey demek istedim ve dedim. Niye geldin Beren? Ya ben belki bir şeye yardımım dokunur diye geldim. Bak yardım etmek istemiş arkadaşın. Geç otur canım hadi. Berenciğim beni merak etme olur mu? Benimle konuşmana gerek yok. Benim hakkımla konuşmana gerek yok. Magazincilerle konuşmana hiç gerek yok. Sadece benden uzak dur. Başka bir şey gerek yok. Ben seni üzecek bir şey mi yaptım Barış? Hayır bir şey yapmadın. Sadece benden uzak durmanı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum senden. Bu kadar. Tamam, tamam. Çok özür dilerim ben. İyi akşamlar diyorum. Dur canım ben seni geçireyim. Yok hiç şey yapma. Sinirleri çok fena. Hepimiz idare ediyoruz. Tamam, ben sonra bakayım. İyi akşamlar. Anne bir daha Beren'le hiçbir şekilde konuşmanı istemiyorum. Bu sana ilk ve son uyarım. Arkadaşlar geliyor. Çıkıyor. Beren Hanım, tekrar merhaba. Bir problem mi oldu acaba? Görüşmeniz kısa sürdü. Beren Hanım neler konuşuldu içeride? Bir şeyler öğrenmemiz mümkün mü acaba? Beren Hanım, bir açıklama yapar mısınız Beren Hanım? Neden ağlıyorsunuz acaba? Beren Hanım neden ağlıyorsunuz? Her şey yolunda mı Dicle? İyi misin? Feris Hanım, iyi olmaya çalışıyorum. Bak avukatımızla konuştum. Şimdilik bekliyoruz. Ben sizi başka bir şey için aramıştım Feris Hanım. Şimdi siz Barış için birkaç görüşme ayarlamıştınız. Dergi çekimi vardı, bunların arasında röportaj vardı. Hepsi iptal oldu. Biliyorum. Acaba diyorum, biz yeniden bir görüşme talep etsek... Yani fikirleri değişir mi? Hem Barış'ın moralini toparlamak açısından da belki iyi olabilir diye düşündüm. Yani
Hepsinin detayları sende var. Dicle mailinde duruyor. Yani sen arayıp konuşabilirsin. Tekrar bir görüşme talep edebilirsin ama ben çok işe yarayacağını sanmıyorum. Yani ben mi görüşeyim anlamadım sizin yerinize. Evet yapabilirsin. Ben sana güveniyorum ama çok fazla zorlama. Durman gereken yeri bil. Çınar arıyor. Benim kapatmam lazım. Hadi bay bay. Efendim Çınar'cığım. Feris neredesin? Yakınlardayım, yakınlardayım. 5 dakikaya yanınızdayım. Tamam. Geliyorum hayatım. Abi kardeş konuşun dertleşin. Tamam akşam gideriz belki. Ama gelir mi bilmiyorum. Gelmesini sağla oğlum. Onu da mı ben yapacağım? Efendim. Merhaba. Barış şu an müsait değil kızım. Bir sorun yok değil mi? Bilmem. Sen söyle. Aradığımı iletir misiniz lütfen? Tabii tabii. Anne ne yapıyorsun ya gözünü seveyim. Sen karışma. Nasıl uzak tutacağız Barış'ı tamam söyle. Sen bu işe karışma anne. Vallahi bak. Karışırsan üzülen sen olursun söylüyorum tamam. Göreceğiz. Barış uyuyor. Aradığını söylerim uyanınca. Ha günaydın. Günaydın. Ya Beren'i gördün mü? Barış'ın evinden çıkarken ağlıyor. Yok. Gel bak. Bak. Eve girerken hiçbir şey yok. Arkadaşıma destek olmaya geldim falan diyor. Çıkarken de sadece sümbük ağlamış. Ne oldu ki içeride? Ben bir arayayım Beren'i ağzını arayayım mı ister misin? Yok boş ver. Ben Barış'la konuşurum. Beren'i hiç karıştırma şimdi. Ne oldu doğru haklısın. Ne oldu? Instagram mesajları mı? Evet. Ya tamam canım sen de okuma artık şunları. Okumayınca ne oluyor Emrah? Böyle boşlukta kaybolmuyor ki bunlar. Ya tamam ama boş insanların işi bunlar. Mutsuz insanların işi. Özel hayatları sorunlu, kendi hayatları sorunlu, her şeyleri sorunlu. O yüzden de böyle nefret mesajları yazıyorlar. Seni tanımıyorlar, kim olduğunu bilmiyorlar, ilişkini bilmiyorlar, Barış'ı bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Yazıyorlar öyle. Sen görmezsen, duymazsan, kale almazsan boşlukta da kaybolur, her yerde kaybolur. Tamam mı? Üzülmek yok. Feris Hanım ne dedi sana? Sen onu söyle. Ha Feris Hanım'la konuştum. Sen konuş dedi bana. Bir şansımı deneyeceğim bakalım Emrah. Hı, tamam dene. Zaten bugün sana kimse karışamaz merak etme. Hı, niye? Sen yokken neler oldu sen bir bilsen. Ne oldu? Günaydın. Günaydın. Ben kahve alacağım. İsteyen var mı? Yok bende var. İstemiyorum. Ama Bekir abi yine demlemiş daha kahveyi taze. Al. Tamam kahve. Gülencim sen bir şey ister misin canım? Yok sağ ol. Tamam. Şimdi böyle oturuyoruz yani öyle mi? Evet. Ya Hatice bizi gelişmelerden haberdar edecek. Her yerde Barış'la Ömer var ya her yerde. Ferizciğim tamam ama bak sen kendini perişan ettin yapma böyle tamam. Ya iyiyim ben.
Nasıl iyisin Filiz? Yani Barış'la yatıyorsun, Barış'la kalkıyorsun. Yüzün de bembeyaz oldu. Biliyorum ya, tamam. Yani zaten o yüzden Dicle bana yardım etmek isteyince ben de izin verdim. Yani Barış'la ilgili bir şeyler yapmak istiyormuş. Ben de tamam dedim. Hı, iyi vallahi, şaşırttın beni. Hayatım, senin şu anda hiç stres altında olmaman gerekiyor. Çünkü bebeğimizi düşünmen lazım. Ne? Elbette bizim bebeğimiz. O nedenle de Barış'ı falan bir kenara bırak. Ama Perite'cim... Bak, unutuyoruz demiyorum. Bir taneciğim, kenara bırakıyoruz. Öncelikli olarak Gökçe meselesine odaklanıyoruz. Sonrasında dönüp başka derdimiz neyse... Nasıl gidiyor? Bulabildiniz mi çözüm yolu? Konuşuyoruz. Konuşun, konuşun tabii. Konuşun, dertleşin, paylaşın. Kolaylıklar diliyorum size. Ha, baktınız olmuyor. Ego'dan ayrılıp... Yeni bir ajans kurarsınız kendinize. Hayırlısı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Vallahi ya. Sonra? Yani Serkan Bey de içeri dalınca Dicle, herkes panik oldu. Duydun mu? Duymadı Allah. Bir şey diyeceğim Emrah. Gerçekten onu yapmış. O yapmış Dicle. Kendi de söyledi zaten. Ha, söyledi. Söyledi. Bir şey diyeceğim ama. Bekir abiyle Jülten'in haberi yok. Serkan Bey de sakın bilmesin, tamam mı? Tamam tamam, ben kimseye söylemem. Ha, söyle. Merak etme. Kıraç Bey şeye gitti, sede gitti. O gelince bir konuşacağız biz de. Biz Jülten'le konuştuk ama bir şey bulamadık. Sen bir şey bulursan haber ver bana da. Tamam. Benim aklıma bir şey gelirse ben söylerim. Ya koskoca ajansla başka bir yer mi kalmadı anlamadık. Siz niye ikide bir buraya geliyorsunuz ki? Allah Allah, böyle köşelerde fısır fısır konuşmalar filan. Ne? Yo, yani hiç de fısır fısır değiliz biz Bekir abi. Bu Kartal'ın Mıçı'nın bir projesi varmış da onu konuşuyorduk bizler. Allah! Ne oldu? Ne oldu? Ya geçen hafta ben onu İboşov'da gördüm. Kendisini çok beğeniyorum var ya. Gerçek, mükemmel bir sanatçı. Allah nasip ederse onu da göreceğim bir gün. Yok, onu da derken? Önce İbrahim Bey, arkasından Kahtalı Bey. Bu işler sırayla. Allah uzun ömür versin ya. Bekir abi. Nince şaşırdı bu da. Ne yaptı belli değil ajan. Seviyor mu? Seviyor. İbrahim Bey'i seviyordu. Hadi kolay gelsin. Sağ ol Emrah'cığım. Sağ ol, sağ ol. Ya... Bence Kıraç gelince bu mevzuyu konuşalım. En iyisi öyle olacak. Bence... Aa, şu an Kıraç'a ben biliyor musun? Ha? Şu an gerçekten. Kıraç, selam. Biz de tam senden bahsediyorduk Kıraç. Ya erken gelecektim ama Şenay Gürler'in setine gelmem gerekti, erteleyemedim. Bir tanem, sen öncelikli olarak oyuncunla ilgilen, sonrasında bir araya geliriz nasıl olsa. Tamam, bir gelişme olursa haber verin ama. Tamam, tamam, biz haber veririz. Hadi bay bay. Leyla, okulu bırakmanı, hayatını mahvetmene izin veremem. Ben sana ne dedim? Benimle uğraşma, üstüme gelme. Dinlemedin. Bana hayatımı öğretmeye çalışıyorsun. Bak, bak hayat bu işte. Elit mahallenden gelip bana hayatı öğretmeye çalışma. Hiçbir şey bilmiyorsun, gerizekalı. Kestik. Kostüm. Bravo, çok iyiydiniz. Ama bu son replik, son kelime yoktu senaryoda. Sahnenin duygusu tamamıyla aynı. Bir iki kelimeye takılmayalım Şenaycığım. O laf oraya çok iyi gitti. Cuk oturdu oraya. Harika. Bir gelir misin bir saniye? Geldim hocam. İyiydi değil mi? Bravo, çok iyiydin. Kulağı sers konuştu ki yani. Şenaycığım çok iyiydin her zamanki gibi gerçekten. Yapma Allah aşkına Kıraç. Berbat bir film, berbat bir senaryo. Niye, çok sevmiştin. Uzun zamandır okuduğum en iyi senaryo demiştin. Evet, sete çıkana kadar öyleydi. Ya herkes kafasına göre bir şey ekleyip çıkartıyor. Yönetmen 5 dakikada bir sahneleri revize ediyor. Repliklere müdahale ediyor. Uzun uzun bakışıyoruz. Dakikalarca. Neye bakıyorum, neden bakıyorum? Hiçbir şey bilmiyorum artık.
Kıraş, ne haber? Hoş geldin. Sağ ol Funda, hoş bulduk. Kolay gelsin. Yolunda mı her şey? Çok süper, çok iyiyiz. Yalnız küçük bir sorunumuz var. Biraz daha doğal oynamayı deneyelim, olur mu Şenaycığım? Yani ezberin tam biliyorum ama daha akışkan. Daha rahat, daha doğal, rol yapmadan. Yoksa her şey çok süper, çok memnunum ben. Ben de çok memnunum. O kadar memnunum ki anlatamam. Gözümüzün içine baka baka söyledi. Bilmiyorum farkında mısın? Yani olmadı bir ajans kurarsınız dedi. Bize söyledi onu. Yani ben öyle düşünmüyorum Feriz. Bence klasik bir Serkan Tahtacı yoklaması oldu. Yani salladı. Başka bir şey yok. Çat diye söyleyiverdi. Peride'ye falan bakmadı. Bize söyledi diyorum. Ya tamam da böyle bir şey bilse bence Serkan gelip bize söyler Feriz. Yani benim böyle bir şeyden haberim var. Siz bana niye söylemediniz der. Ha niye öyle bir şey desin ki? Çünkü bizi burada tutmak için söyler Feriz. Bilmiyorum ya, tam Peride'yi atlatmışken şimdi of. Acaba sen bir Serkan ağzını mı arasın Feriz? Ben. Yani Feriz şimdi benim de içime bir kurt düşürdün yani. Ne bileyim bir arasam bir konuşsam böyle bir şeyler. Hayatım durup dururken ben ne diyeceğim şimdi? Zaten kaç zamandır benimle konuşmaya çalışıyor. Ben de hayır diyorum. Yani ne, nasıl lafı buraya getireceğim? Getirirsin. Sen getirirsin canım. Sen isteyip yapamadığın bir şey oldu mu bugüne kadar? Yaparsın sen. İyi tamam. Tamam. Biz bu doktora kaçta gideceğiz? 5 mi, 5.5 mu kaç? Ya Çınar ben onu yarına erteleyeceğim. Şimdi belli ortalık karışacak bugün. Yani onu da araya sıkıştıramayacağım. Yarına aynı saate randevuyu alırım ben. Tabii senin görüşmen falan yoksa. Yok yok. Yani ben bu Gökçe yüzünden zaten bütün haftayı boşalttım. O yüzden ben müsaitim. Sen ne zaman istersen gideriz. Haber ver bana. İyi tamam. Hadi öpüyorum. Bir şey istersen buyurun. Berencim. Nedir bu dünkü hikaye? Beren, buyurun kahveniz. Teşekkür. Afiyet olsun. Moralim bozuldu, ne yapayım? Tutamadım kendimi. Barış'ı öyle görmeye dayanamıyorum ben. Dayanacaksın Berenciğim, tamam mı? Tut kendini. Bir daha da magazinde böyle şeyler istemiyorum. Tamam. Bak, bu aralar Barış'ın evine gitme, tamam mı? Ya adamlar orada bekliyor zaten. Bile bile lades olmanın bir anlamı yok. Lütfen, rica ediyorum sana. Tamam Serkan. Tamam. Benim şimdi gitmem lazım. Konuşuruz sonra, tamam? Beren Hanım. Hı. 3 sahnemiz blok akacak. 32, 35 ve 40. Şunlar. Ya saçmalama. Çok uzun bunlar. Söyle Mehmetcan'a, olmaz yani. Çekemeyiz bunu böyle. Tamam, bırak, söylerim. Tabii durumumuz eksik. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Şenaycığım, sorun ne? Sorun bu. Komple. İçinde bulunduğum durum. Her şeyi. Yapma Şenaycığım. Yani sezonun en iyi projelerinden birindeyiz. Yaparım Kıraç. Benim bu filmde oynamam fikri kime aitti? Sana. Ben de sanıyorum ki karşıma gerçekten yetenekli bir oyuncu getirecekler. Kim bu kız Allah aşkına? 3-5 tane dandik kısa filmde oynamış yeteneksiz kızın biri. Yeteneksiz demeyelim de. Yani en iyi çıkış yapmak kadın oyuncu ödülünü aldı bu sene. Yapma Allah aşkına Kıraç. Kim bilir nasıl aldı o ödülü. İki lafı bir araya getiremiyor. Ağlayamıyor, gülemiyor, konuşamıyor. Artiküle desem hak getire zaten. Rol yapamıyor. Ama pardon, zaten karşımızda rol yapmamızı isteyen bir yönetmen yok. Tamam, istersen ben bir görüşme ayarlarım. Bunu da sen ben bir konuşuruz. Konuşmayalım. Bu film benim için hani dönüm noktası olacaktı. Berlin dedin, Altınay'ı dedin, Cannes dedin, ödül alacak dedin. Ben sana söyleyeyim ne ödül alacağımızı. Ağlayan maymun. Vallahi ben o lafımın hala arkasındayım. Ama istersen konuşurum. Funda'yla da konuşurum. Harika'yla da konuşurum. Ne istersen yap. Ama ben sana şu kadarını söyleyeyim. Bu iş biraz daha böyle devam etsin. Ben bu işte yok. Haberin olsun. Feriz Dikmen adını arıyorum. Oyuncumuz Barış Havas'la ilgili görüşecektim. Sanırım sizin bir görüşmeniz varmış ve bu görüşmeyi ertelemişsiniz.
Tabii ki takip ediyoruz biz magazinin haberlerini. Tamam. Ben iletirim. Teşekkürler. Yok ne demek? Hoşça kalın. Ne yapacaksın? Böyle hepsini tek tek arayacak mısın Dicle? Bilmiyorum Emrah. Belki kabul eden çıkar. Bilmiyorum ki. Gülüncüm sen ne yapıyorsun? Soracağım soramıyorum deminden beri. Kıraç Bey'in hayatını kolaylaştırmaya çalışıyorum. Ben gittikten sonra kim bilir nasıl bir asistan gelecek. Uyduruyorum, toparlıyorum, düzenliyorum. Hallediyorum işte. Alo. Merhaba, iyi günler. Ben Ego Ajans'tan arıyorum size. Ben 2 saatlik uykuyla duruyorum. Benden bugün yaratıcı bir fikir beklemeyin. Baştan söyleyeyim de. Ben de düşünüyorum sanki bir şey bulabilecekmişim gibi. Hani gitsek de bir toplantıya girsek diyorum. E ne olacak? Gene aynı şeyler. Sen bir şey düşündün mü bari Feriz? Hayatım sabah bulantılarımla öğle bulantılarım arasında bir şeyler düşünmeye çalışırım. Aklıma bir şey gelirse de size haber veririm. Feriz bulantılar sadece sabah olmuyor muydu? Ya. Bana kalsın bütün gün bulantısı derdim. Çünkü geçmiyor. Evet. Zencefilli çayınız dedik sana. Bu nereden çıktı şimdi? Feride Hanım söyledi. Ben söyledim. Eline sağlık bir tanem, sağ ol. Tekrar afiyet olsun Feride Hanımcığım. Sağ ol Gül. Hayatım, mide bulantısına iyi geliyor diye duydum zencefil çayını. Anlamasınlar, bir şey düşünmesinler diye ve hepimize birden söyledim. Çay zaten bu. Değil mi? Tadı bir, güzel bir tadı var. Evet, çok leziz. Her sabah bundan içeceğiz o zaman üçümüz. Ay o kadar mı kötü? Çok şey, yoğun. Anladım. Yok, problem değil. İyi günler. Hoşça kalın. Ne oldu? Bu da mı yok diyor? Hayır. Dicle. Ne oldu? Şu senaryoya bir baksana. Bakayım. Bak bu nasıl bir şey biliyor musun? Genç yaşta babasını kaybeden bir genç. Hı. Abisi ve annesiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Barış için çok uygun olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Gülün. Bir oku. Tamam. Sağ ol. Ceylan, sen akıllı, yetenekli bir kızsın. İstediğin hayat bu mu? Okula dönüp eğitimini tamamlaman lazım. Benim bunları konuşacak vaktim yok. Senaryoda böyle bir replik yok. Biliyorum, ben ekledim. O zaman hepimiz kafamıza göre bir şeyleri ekleyelim, çıkaralım. Senaryoyu da bir kenara atalım. Beni yoruyorsun ya. Vallahi bak. Harika. Bak, benim seninle kişisel bir problemim yok. Biz burada çalışıyoruz, iş yapıyoruz. Ben de çalışıyorum. Ama seninle değil. Yani aslında bana sormaları lazımdı kadroyu yaparken. Farkında mısın bilmiyorum ama... Benim hayat hikayem. 2-3 güzel cümle söyleyeceğim. Bunu da zaten cepte. Söylediğim her şeye bayılıyor. Sonra zorlanan sen olacaksın. Söylemedi deme. Harika selam. Kıraç ben, Kıraç Özal, Ego Ajans'tan. Sağ ol, benim menajerim var. biliyorum. Tunç'la çalışıyorsun. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Bu gereksiz bilgi benim ne işime yaradı şu anda? Neden hafızamı boşuna meşgul ediyorum böyle bir bilgiyle? Zamanı geldiğinde gereksiz olmadığını anlarsın. Ben seninle Şenay hakkında konuşmak istiyorum. Şenay'ın bu filmde oynamasının senin için ne kadar büyük bir şansı olduğunu biliyorsundur umarım. Hı. Mutlaka. Bir de yaşlı tabii. Yani onu da unutmayalım. Ben Şenay için yaşlı sıfatını kullanmazdım. Ben kullanıyorum, kusura bakma. Yani annemi oynayacak olsaydı olurdu belki.
Ama tabii annem de Şenay'dan daha genç gösteriyor. Sorun yaş farkı ya da senin deyiminle yaşlı olması değil. Ben bir sorun göremiyorum. Yani benim açımdan bir sorun yok. Onun için varsa bilemem tabii. Sen bu karton dergisini biliyor musun? Tabii. İyi bir dergi değil mi? Öyle söylendi bana. Doğru. Niye sordun? Kapak çekimi için beni istediler de. Çok güzel. Şenay konusuna dönecek olursak. Alo. Aşka. Ay set olayları. Sorma. Anlatacağım dur. Canım, ne yapıyorsun? Yeni uyandım. Ne oldu? Var mı benimle ilgili yeni bir haber? Hayır, yok. Yani öyle magazinsel bir durum yok. Ha, Beren'le ilgili bir şey var. Galiba dün sana gelmiş ve çıkarken de ağlıyormuş. Ağlıyor muymuş? Şaka mı yapıyorsun? Yani siz kavga mı ettiniz? Ben tam anlamadım bunu. Hayır ya. Ben ona konuşma dedim. Orada burada açıklama yapma dedim. Başka da bir şey demedim. Alacak bir şey yok yani. İyi, öyle diyorsan. Gerçekten öyle sevgilim. Zaten annemle abim de yanımızdaydı. Yalnız değildik. Hayır tamam, ben sana zaten bir şey demedim. Sorun yok. Zaten onun için aramadım. Ben başka bir şey söyleyecektim. Sen sorunca söyledim. Şimdi elimde yeni bir iş var. Elime yeni geçti. Gerçi henüz senin için uygun olup olmadığını bilmiyorum. Ben yeni okumaya başladım bunu. Ama şu an için çok iyi gidiyor. Bence moralim düzelsin diye söylüyorsun bunları. Hayır, alakası yok. Kesinlikle öyle bir şey değil. Ben bunu okumaya devam ediyorum. Eğer beğenirsem de hemen Feris Hanım'a göndereceğim. Ondan sonra da sana göndereceğim. Sevgilim, bence zorlamaya gerek yok. Şu an kimsenin benimle çalışmak istediğini sanmıyorum. Ama öyle düşmüyoruz Barış. Düştük bile. Hayır, o zaman hemen kalkıyoruz, silkeleniyoruz, kendimize geliyoruz. Ben bunu senden öğrendim. Ne olursa olsun bırakmamayı, böyle küsmemeyi... Daima gülümsemeyi senden öğrendim ben. Ne zaman söyledim ben bunları? Yani böyle şeyler söylediğimi hiç hatırlamıyorum. Yani öyle kelimelerle tek tek söylememiş olabilirsin. Ama hissettirdin. Bana her sarıldığında, gözlerimin içine her baktığında... Seni seviyorum dediğinde... Sen farkında olmayabilirsin ama bazı şeyleri kelimelerle söylemek gerekmiyor. Şimdi ne söylüyorum peki? Bakayım. Uykum var, kapatıyorum. Mu? Tamam canım, ben şimdi aşağı iniyorum. Sonra seni yeniden arayacağım, tamam mı? Tamam. Ben buralardayım, haberin olsun. Yani koltukta değilsem mutfaktayım. Mutfakta değilsem bahçedeyim. Evden ayrılmayı düşünmüyorum yani. Haberin olsun, buralardayım. Tamam sevgilim. Bak, bana arada mesaj at, olur mu? Merak ediyorum sonra seni. Bir de Instagram'a gir. Bir profilime bir bak bakalım. Niye? Tamam, kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Öptüm. Bye. Senin çektiğin fotoğraf daha güzel sevgilim. Yani bence hiç boşuna yormayalım kendimizi. Çünkü bu işi çözmenin bir yolu yok. Bir dakika Çınar, düşünüyorum. Vallahi ben de düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Kolay gelsin. Bir gelişme yok galiba, ha? Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kim yaptı bunu? Söylemek ister misiniz? Peki,
Siz bilirsiniz. Ben şimdi dışarıda olacağım. Ama yine de söylemek isteyen olursa sonra odama gelebilir. Tamam. Kıraç. Bir bakar mısın? Yine dün geceki mevzuysa. Yok arkadaş, ben o meseleyi size bıraktım. Ben seninle Beren hakkında konuşacaktım. Dün gece Barış'ın evine gitmiş. Magazinde yakalamış tabi. Ağlamış falan. Haberim yok. Hiç, hiçbir şey haber vermiyor bana. Ben de yeni öğrendim. Hemen öğrenir öğrenmez sana geldim zaten. Yani babası olarak konuşmak istersin diye düşündüm. Ya ben menajer olarak elimden geleni yapıyorum ama bir yere kadar. Senin konuşman daha etkili olur. Sağ ol, haber verdiğin için. Kolay gelsin. Evet. Nerede kalmıştık? Evet evet, çıkıyorum birazdan. Sen geçtin mi? Tamam tamam, 10 dakikaya geliyorum ben. Başa saralım en başa. Şimdi Gökçe'nin imzaladığı sözleşme gereği iki filmde birden oynamaya hakkı yok. Biz buradan suçlanıyoruz değil mi? Evet ama zaten biz bunu biliyoruz Kıraç. Yani bu bize ne katkı sağlayacak şu anda? Güzel soru. Bir saniye, bir saniye. Şimdi bir filmde Handan'dı, diğerinde rehber Melda'ydı. Peki diyelim ki bir tane Gökçe yok. İki Gökçe var. Nasıl yani? İşte elimizde iki tane Gökçe Bahadır var. Yani ne demek istiyorsun? Şöyle. Şimdi Gökçe iki filmde birden oynadı. Biz bunu inkar edemiyoruz değil mi? Ama anlaşma ihlali bir gece için. Yani o iki filmin çekimlerinin kesiştiği gece için. Ben de diyorum ki Türk yapımcı, Fırtına'nın yapımcısı aynı filmde iki Gökçe Bahadır'la birden çalışıyor. Kıraç, sen iyi misin? Niye ya? Türkiye'de bir tane Gökçe Bahadır yoktur herhalde. Hani Feris Dikmen olsa mümkün değil derdim de. Gökçe Bahadır. Gayet olası. Ben hemen bakıyorum. Ben de bakıyorum. Yani biz başka bir Gökçe Bahadır bulsak bile bu bizim ne işimize yarayacak ki? Japonlara ne diyeceğiz biz? Onlara bir şey söylemeyeceğiz. Japonları unut. Bizimkilerin tarafından yürüyeceğiz. Türk yapımcılarının tarafından. Orbay Bey'le konuşacağız değil mi Kıraç? Evet, evet, evet. Şu an burada yazana göre Türkiye'de 88 bin kişi Gökçe adını kullanıyor. Ben de Gökçe Bahadır diye baktım. Yani tabii ki İstanbul'dakiler lazım sonuçtan. Onlara baktım. Onları bulmak için bir arkadaşımla konuşmam lazım. Ama bulacağız yani, merak etme. Güzel. Güzel. Yani Orbay Bey işte iki Gökçe Bahadır'la birden sözleşme imzalamıştım. Ya zaten Kolşit'te de adı var. Handan'ın karşısında Gökçe Bahadır yazıyor. Vallahi çocuklar hiç yormayın kendinizi. Başka bir şeyler düşünün. Ayrıca neden aynı karakteri iki farklı insan olmaz? Sadece oyuncu olanlar çıkıyor bana da. Ama araştıracağım. Benim aklıma bir şey geldi. Ama saçma olabilir. Söyle. Şimdi Handan karakterinin vurulup öldürüldüğü sahnenin çekildiği geceden bahsediyoruz burada. Handan karakteri o gece düşman askerleri tarafından kovalanır. Hızlıca koşarken bir asker tarafından yakalanır ve vatanım için gerekirse canım feda, canım feda diyerek olduğu yerde yığılır, kalır, öldürülür. Biliyoruz bunu, sadede gel. Evet, Handan karakteri öldükten sonra ruhu bedeninden ayrılıverir. Olabilir. Hayalet. İkinci Gökçe Hayalet oynadı. Evet. Vallahi hiç boşuna öyle heyecan yapmayın çocuklar. Hadi biz bunu hallettik de Japonları nasıl ikna edeceğiz? Sahneyi göstereceğiz. İzleteceğiz. Hangi sahneyi? Yok ki öyle bir sahne. Şu an için yok ama her an olabilir. Şimdi şöyle, biz bu sahneyi yazacağız, sonra çekeceğiz. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum ama düşünürüz. Sonra gideceğiz Orbay Bey'le konuşacağız, bu durumu anlatacağız. Sonra belki şansımız olabilir diyorum ben. Çünkü bu filmi kimse izlemedi. Daha vizyona girmesine de çok var. Ne çekildi ne çekilmedi, sadece Türk filmi tarafı biliyor. Yani kimse bilmiyor. Belki o zaman bir şansımız olabilir. Evet, güzel. Yani ben hayatımda daha saçma bir şey duydum mu diye düşünüyorum. Duymadım galiba, yok. Özür dilerim Çınar Bey, evet. Yok, Dicle özür dileme çünkü bence bu olabilir. Bu mantıklı, evet. Bu olabilir. Hatta ben hemen Gökçe'yi arayayım. Hayır hayır, arama. Arama, bu bir yayındırsa yanarız. Bir hallederim de öyle ararsın. Arama Çınar, arama. Tamam, doğru söylüyorsunuz, öyle yapalım o zaman. Nereden başlıyoruz? Vallahi benim Şenay'ın işini çözmem lazım. O yüzden bir süre daha ajanstayım ama üzerime düşen ne varsa ben yaparım. Hadi bulalım ikinci bir Gökçe Bahadır. Tamam.
Ben de rastım.